Güvenciler, herkese merhaba sevgili izleyenler. Mutlu bir cumartesi günü diliyorum. Bugünkü konuğumuz edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle şeyden başlayalım. Şimdi Ramazan. Nasıl geçiyor Ramazanınız? Neler yapıyorsunuz? Biliyoruz fuar var. Ondan da bahsedeceğiz. Ama öncelikle size soralım. Ramazanınız nasıl geçiyor? Bence Ramazan çok iyi. Bir de Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bu sene serin başladı. Evet, özellikle doğru. İstanbul'da. Bir bakıma böyle zorlanan vatandaşlar için, Müslümanlar için hakikaten bir kolaylık oldu. Ben doğrusu hiç acıkmıyorum, susamıyorum da. İnşallah bütün herkes için böyledir. Ve akşam tabii güzel bir şekilde iftarımızı açıyoruz. Yani bir sıkıntı yok her zaman olduğu gibi. Evet. Peki şimdi soracak çok soru var, konuşacak çok konumuz var ama öncelikle bir sizinle ilgili sizi tanıtan bir video izleyelim. Sonra sohbetimize oradan devam edelim. Peki. İzliyoruz Mehmet Nuri Yardım'ı. Mehmet Nuri Yardım 23 Nisan 1960 tarihinde Siirt'te doğdu. Temel eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden 1985 yılında mezun oldu. 1978 yılında geldiği İstanbul'da gazeteciliğe başladı. Yeni Asya, Doğuş, Tercüman, Türkiye, Hürriyet, Zaman gazetelerinde çalıştı. Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Haşim ve Ziya Osman Saba'nın mezarlarının kayıp oluşuyla ilgili haber dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2000 yılı Kültür Sanat Başarı Ödülüne layık görüldü. İlim Edebiyat Eserleri Meslek Birliği ile Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu'nda olan Yardım, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Konseyi ve Kültür Sanat Habercileri Derneği'nde üyesi. Halen Kubbe Altı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Müdürlüğü'nü yürüten yazar, Milat Gazetesi'nde yazmaya devam ediyor. Mehmet Nuri Yardım evli ve iki çocuk babasıdır. Evet Mehmet Bey, izledik. Güzel ilgimizi çekti. 23 Nisan doğmuşsunuz. Evet. Ondan da ilgili bahsederiz. Şimdi öncelikle tabii en baştan genelerden başlayalım istiyorum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezunsunuz. İlk şiiriniz 13 yaşınızda Yeni Asya gazetesine yayınlandı. Şimdi bu buraya kadar tamam ama edebiyat hayatınıza nasıl girdi aslında? Edebiyatçıları tanıyarak mı girdi? Aileden bir teşvikle mi hayatınıza girdi? Nasıl girdi? Evet. Doğrusu benim edebiyat dünyasına girmeme vesile olan, rahmetli olan değerli öğretmenim, ilkokul öğretmenim Tevfik Hoca'dır. Hı hı. Tevfik Yargıcı. Onu rahmetle, minnetle anıyorum. Çünkü ideal bir öğretmendi. Sınıfa girdiğinde şiirler okurdu, hikayeler okurdu. Bizi kitap okumaya teşvik ederdi, kütüphaneyi yönlendirdi. Bir bakıma bize edebiyatı, kitabı, sanatı sevdiren bir hocaydı. Onu gerçekten minnetle anıyorum. Aslında o dönemi ilkokul öğretmenleri de böyleydi zannediyorum. Genelde öyle ve çok kültürlü insanlardı. Yani ilkokul öğretmeniydi ama inanın İslam tarihini çok iyi bilirdi. Menkıbeleri anlatırdı, peygamberler tarihinden bahsederdi. Yani öğrencisini de yetiştirmek isteyen ideal bir hoca, bir öğretmendi. Hı hı. İnşallah günümüzde de böyle hocalarımız vardır. İnşallah. Şimdi yazmış olduğunuz pek çok kitap var. Onların içinde çok edebiyatla ilişkili olan kitaplar var. İsmini buradan zikredelim. Edebiyatımızda Hüzün, Tarihimizin Güler Yüzü, Romancılar Konuşuyor, Unutulmayan Edebiyatçılar, Edebiyatçılarımızın Çocukluk Hatıraları, Safiye Erol, Ziya Osman Saba Sevgisi ve devam eden pek çok kitap zinciriniz var. Edebiyatla ilgili olan bölümleri okudum. Şimdi portre aynı zamanda hani röportaj da var içerisinde ama portre edebiyatçıları ilgilendiren kısım. Şimdi bu geniş çerçevede araştırırken, kitapları hazırlarken, yayına hazırlarken ve onlarla ilgili araştırmalar yaparken onlardan size ne kaldı bu edebiyatçılardan? Doğrusu ben her edebiyatçıdan ibret alıyorum, ders alıyorum. Hı hı. Hayatları gerçekten okunması gerekiyor. Çünkü onlar bir bakıma bir davaya ömürlerini adıyorlar, hasrediyorlar. Evet. Dolayısıyla Kayıp İstasyon kitabımda, Unutulmayan Edebiyatçılar'da ve diğer çalışmalarda bu portreleri hazırlarken mümkün mertebe günümüzde dikkat çekecek bazı hususları ortaya çıkarmaya çalıştım. Yani kendilerini nasıl adamışlar, nasıl vermişler evet. ve nasıl eser vermişler, topluma mal olmuşlar, topluma hizmet etmişler. Bunlar bence model hayatlardır, örnek hayatlardır. Evet. Dolayısıyla bugüne taşınabilir. Elbette. Yani Ömer Seyfettin'in hikayesi ayrı, Refik Halid'in öyle, Necip Fazıl'ın öyle.
her edebiyatçı benim gözümde bir kahramandır. Peki bu kitapları yazarken içinde böyle sizi en çok etkileyen detaylar, mesela çocukluk anılarıyla ilgili bir elbette, kitap yazdınız. Elbette, edebiyatçılarımızın çocukluk hatıraları benim ilk kitabım. Evet. Edebiyat fakültesinde okurken hazırladım ve ilki gördü. Arkasından işte yazar olacak çocuklar, evet, şair olacak, evet, çocuklar geldi. Tabii edebiyatçılarımızın çocukluk hatıralarını hazırlarken gerçekten çok etkilendim. Çünkü o büyük dev isimlerin nasıl bir çocukluk yaşadığını gördüm. Onlara tanık oldum. Mesela Necip Fazıl'ı, Üstad Necip Fazıl'ı şair yapan annesi. Annesi hasta. Tabii annesi hasta. Hastanede ziyaret ediyor. Ve annesinin yattığı odada, hastane odasında hasta bir kız çocuğu var. Annesi Necip Fazıl'a henüz 12 yaşında. 12 yaşında olan Necip Fazıl'a o kızı gösteriyor, diyor ki bak bu şair. Senin de şair olmanı ne kadar isterdim. Ve Üstad Necip Fazıl hatıratında diyor ki bunun üzerine şair olmaya karar verdim o yaşta ve oldum. Bakın 12 yaşında bir çocuğu annesi etkiliyor. Evet. Bir bakıma ülkenin en büyük şairi yapıyor. Yani demek ki, evet, tesir altında kalmak olağandır. Birçok şair, yazar gerçekten etki altında kalmışlar, yönlendirmişler. Kimisini annesi, kimisini babası etkilemiş, kimisini öğretmeni. Ama mutlaka çevreden teşvikler almışlar, hı-hı, yüreklendirmişler. Belki onların ortak noktası değil mi onlar? Yani, elbette. Edebiyatçı edebiyat ya da şairi şair yapan ortak noktalardan biri etkilendikleri çevre. Sosyal. Çok önemli. O yaşlarda başlıyor. Yani sadece edebiyatta değil bu aslında. Resim sanatında da öyle, müzikte de öyle. Belki, hep mi? Küçük yaşlarda başlar. Hatta İslam tarihinde 4 yaşında mesela hafızlığa başlayanlar var. Büyük alimler var. Demek ki o yaşlar gerçekten önemli, bir bakıma yerimler. Çok önemli bir dönem. Dolayısıyla annelerin, babaların, öğretmenlerin çok dikkat etmesi benim lazım. Benim özellikle dikkatimi çeken hani unutulmaya yüz tutmuş şairler ve edebiyatçılar da var bu isimlerin içinde. Evet, çok. Bu biraz iade itibar gibi bir şey mi sizin için? Yani gönül borcu gibi bir vallahi şey. Vallahi iade itibar musun? Şöyle, biz itibar iade edemeyiz çünkü onlar zaten itibarlı vardı insanlar. Ama bir vefa borcu dersek daha doğru olur. Çünkü onların üstümüzde hakkı var. Biz toplum olarak maalesef biraz medyatik isimlere çok değer veriyoruz. Popüler isimler çok öne çıkıyor. Ve bakıyorsunuz Osman Cemal Kaygılı gibi İstanbul'u anlatan bir yazar unutulmuş gitmiş. Abdülhak Şinasi Hisar gibi Boğaziçi'nin en büyük yazarı kaybolup gitmiş. Buna hakkımız yok. Onlar bizim için gerçekten önemli. Ve onları mutlaka bugünkü nesillerle, gençlerle tanıştırmamız lazım. O bakımdan doğru söylüyorsunuz. Çalışmalarımın büyük bir bölümünde ismi duyulmamış şahsiyetler var. Hatta birçok kişi ya bunlar nereden çıktı? İlk defa adlarını duyuyoruz falan diyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Tabii ki önemli olan onlarla yeniden buluşmak, onlarla barışmak ve onları günümüze taşımak. Peki yazar olarak aslında hani edebiyat kökenli olmayıp da yazar olan çok insan var bugün günümüzde de. Elbette. Öyle. Ama bir de edebiyatçı olmak var. Evet. Bana hani bu söylüyoruz yani unutulmaya yüz tutmuş olan edebiyat. Biraz bu edebiyat kimliğiyle alakalı mı? Yani edebiyatçılık yazara ne katmıştır? Yazarlığınıza ne katmıştır acaba? Evet. Doğrusu ben edebiyat tahsili görmeseydim bugün 40'ın üzerinde kitap yazamazdım. Yani eğer Mehmet Kaplan gibi, Muharrem Ergin gibi, Faruk Timurtaş gibi değerli hocalarım olmasaydı sanıyorum 2 satır yazamazdım. Neden diyeceksiniz? Çünkü beni ilk teşvik eden öğretmenim Tevfik Hoca ise üniversite yıllarında da Mehmet Kaplan'dı. Ve sınıfa girdiğimiz ilk gün dedi ki aranızda şiir, hikaye, deneme yazan var mı? Cahiller cesur olur, ben de parmağımı kaldırdım. İster dedim mi? Ki hikaye yazıyorum, gel dedi. Odasına gittim, hikayemi aldı, inceledi ve tavsiyelerde bulundu. Yazmaya devam et dedi. Ama biraz daha sade yaz dedi. Ve Mehmet Kaplan Hoca'nın o teşvikleri sayesinde adeta yolum açıldı ve daha üniversite yıllarındayken kitaplar hazırlamaya aslında başladım. Aslında edebiyat okumak yazar yaptı diyebiliriz o zaman. Yani şöyle söyleyeyim, hem edebiyatta okumak hem gazetecilik yapmak sanki birbirini tamamladı. Çünkü aslında ikisi birbirine uygun meslekler. Geçmişte ve biliyorsunuz, şimdi evet, insanlar şaşırabilir. Hani yeni nesil gazeteci arkadaşlarımız hani bunu sanki... Ne sadece basın yayından gelir, evet, geldiğine inanıyor ama eskiden edebiyatçılardı. Üniversitelerde altyapıyı o şekilde oluşturdukları için belki de. Şimdi biliyorsunuz gazetecilik bölümleri var, evet, ama yani eskiden gazetecilik yapanlar yazar, şair vesaire edebiyat dünyasından insanlarken, evet, bugün gazeteci yetiştiren okullar var. O yüzden de bir
şaşırma olabilir. Aslında haklısınız. Bence iletişim fakültelerine basın tarihi, Türk basın tarihi konulmalı ki vardır herhalde. Vardır. Ve orada ilk gazeteciler mutlaka iyi öğretilmeli. Mesela Ziya Paşa, Namık Kemal, evet. Ahmet Mithat Efendi, Şinasi ve diğer usta gazeteciler, bunlar aynı zamanda biliyorsunuz ki Tanzimat döneminin büyük edebiyatçıları, büyük şairleri, büyük yazarlarıdır. Yani şunu demek istiyorum, gazetecilik hayatıyla yeni Türk edebiyatı beraber büyümüşler. Evet. Beraber gelişmişler. Dolayısıyla gerçekten basında çalışanların az çok edebiyatı sevmesi, edebiyata yakın durması gerekiyor. Hatta bilirsiniz ki eskiden köşe yazarları aynı zamanda edebiyatçıydı. Evet, evet. Peyami Safa, Fahri Rıfkı Atay, Tarık Buğra, Ahmet Kabaklı ve diğerleri. Onun için yani edebiyatla basın hayatı aslında beraber yürüyen peki, önemli konular. Siz yani aynı zamanda Milat Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyorsunuz. Evet. Yani günümüz gazeteciliği, hemen oraya kaymış gibi oluyorum ama bunu şunun edebiyat üzerinden soracağım soruyu. Edebiyatçı kimliğinizi göz önünde bulundurursanız, yani o şekilde yorumlama yaparsanız, bugünkü tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün yetişen gazetecilerin size göre hani kumaşında, yetişme tarzında ya da bakış açılarında ne gibi bir değişim evet. söz konusu? Ben yetişen gazetecileri beğeniyorum. Atak iyi, güzel. Ama sanki siyasete fazla meylediliyor gibi geliyor bana. Yani kültür, sanat arka planda kalıyor. Hatta ihmal ediliyor. Bazı gazetelerimizde kültür, sanat sayfaları yok veya çok zayıf. Halbuki bir bakıma gazeteciler, basına, basındaki gazeteci dostlarımız bence kültüre, sanata, edebiyata daha çok sahip çıkmalılar. Çünkü bir bakıma onların hocaları, ilk hocaları edebiyatçıdır. Az önce isimlerini andık. Dolayısıyla bence bugün basınımız gayet iyi ama kültüre, sanata biraz mesafeli. Bu mesafeyi kapatırlarsa, kültüre, sanata daha çok değer verirlerse, kültür sanat sayfaları daha canlı olursa o zaman basınımız mükemmel olur diye düşünüyorum. Evet, Müşra biraz medyaya direkt kaydı ama ben aslında edebiyattan devam etmek istiyordum ama edebiyatın farklı bir kısmından. O da şu, yazar çevresi. Edebiyat çevresi. Bir çevre var. Bu kabul edilir bir çevre. Yani benim kendi gözlemim tabii sizi daha önceden de tanıdığım için. Böyle bir hani büyüklenme olur yazarlarda ya da kendi aralarında böyle bir diğer yazarlardan duyduğum için söylüyorum. Böyle bir kıskançlık, çekememezlik o hadiseleri var. Yani böyle dünyevi aslında her insanda olan şeyler onlarda daha fazla var. Ya da var yani. Evet. Ama bunu ben sizde görmüyorum. Yani genel itibariyle tutum olarak da, duruş olarak da daha böyle tevazu sahibi bir insansınız. Dolayısıyla hani buradaki genelde o içinde bulunduğu kavga ortamı ya da işte gerginlik ortamından uzak bir çevre var. Bu kadar dostluğu nasıl edindiniz? Ben onu çok merak ederim. Sağ olun, teşekkürler. Tabii 23 yıl gazetecilik yapmanın bir avantajı var. Bir de edebiyat ortamlarında bulunmanın. Bilhassa Bağbali'de kalmanın. Kalmanın. Yani benim neredeyse 40 yıla yaklaşan bir Bağbali mazim var. Şimdi doğrusu az önce belirttiğiniz gibi evet kıskançlıklar var edebiyat dünyasında. Ama aslında bizim medeniyetimizde kıskançlık yok. Evet. Yani eski tabirle haset yok. Ne var bizde? Gıpta var. Yani ona öykünme, ona benzeme, onun gibi güzel eser yazma. Bu kıskançlık değil. Günümüzde tabii inşallah o damarda kurur ve gıptaya dönüşür. Çünkü haset iyi bir şey değil. Bir alim der ki haset önce hasidi yer bitirir. Hiç gerek yok. Kıskanmaya evet. gerek yok. O güzel bir roman yazıyorsa ben çalışayım daha güzel bir roman yazayım. O güzel şiir yazıyorsa çalışayım daha iyi bir şiir yazayım. Ve burada bence dayanışma olmalı. Edebiyatçılar, yazarlar, şairler, tiyatro yazarlar arasında mutlaka dayanışma olmalı. Bu dayanışma bence sanata da güç katar. O bakımdan mesela Bestami Yazgan ve Yusuf Dursun iki şairimiz ama hep beraber dolaşırlar. Ben onları örnek... Güzel bir örnek değil mi? Evet, örnek şairler olarak sunuyorum. Ne güzel. Genelde çünkü şairler birbirine katlanmaz. Hattatlar da öyledir. Ressamlar evet, da genelde yani, öyle. Sanat dünyasında böyle bir durum var. Halbuki bu dünya çok büyük, yeryüzü çok geniş. Kıskanmaya hiç gerek yok. Yani Türkiye'de 80 milyonluk vatandaşımız var, insanımız var. Evet. İnanın daha yüzlerce romancıyı, şairi, ressamı, hattatı, müzisyeni kaldırır. O yüzden kıskanmaya gerek yok. Tam aksine birbirimize destek olmalıyız. Bu anlamda doğrusu ben böyle düşünüyorum. Yani edebiyat sevgi işidir. Sevgi diyorsak insanı seveceğiz. Ama insan öncelikle meslektaşını sevmeli. Ben edebiyatçıysam bütün edebiyatçıları sevmek zorundayım. Gazeteciysem bütün gazetecileri sevmek zorundayım. Ama belki bu duruşunuz da
etkili olmuştur değil mi? O dünyaya böyle daha böyle çevrenizin genişlemesi bunu da etkili olmuştur herhalde. Elbette bu mutlaka her ilgili. İnsanın ilkeleri var. Benim de ilkelerim var. Ama ben şöyle düşünüyorum. Herkesin farklı düşünme hakkı var. Yani herkes benim gibi düşünmek zorunda değil. Belki bu etkili oluyor. Evet. Çünkü genelde insanlar maalesef ben böyle düşünüyorum. Herkes benim gibi düşünsün yolunda. Böyle bir şey yok. Cenab-ı Allah hepimizi farklı yaratmış. Evet, şekillerimiz farklı, düşüncelerimiz farklı, çalışmalarımız farklı değil mi? Dolayısıyla kıskanmak değil, gıpta etmek, dayanışma içinde olmak, muhabbet içinde olmak en iyisi. Evet, şimdi kitaplarınızdan bazıları da az önce de bahsettik ama içine katmadıklarımız vardı. Onlardan bir tanesi, birkaç tanesi yazar olacak çocuklar ve şair olacak çocuklar. Şimdi programın başında da atıfta bulmuştuk aslında buna 23 Nisan doğmuşsunuz çocuklarla ilgileniyorsunuz aynı zamanda diye. Şimdi yazar olacak hani bu sizde nasıl ortaya çıktı? Siz yazarların çocukluk anılarını anlatırken mi ortaya çıktı? Onlardan edindiğiniz izlenimler mi? Yoksa nasıl ortaya çıktı? Bir de ikinci soru olarak şunu sormak istiyorum. Yazar olacak çocuk belli olur mu? Evet. Ya da şair olacak çocuk nereden belli olur? Evet. Böyle bir kumaş var mı? Evet. Doğrusu fakülteye başladığımda ilk merak ettiğim konu bu oldu. Bu kadar ünlü edebiyatçılarımız var. Dediğim gibi benim gözümde hepsi kahraman. Ömer Seyfettin bir kahramandır. Mehmet Akif bir kahramandır. Necip Fazıl bir kahramandır. Peki bunlar nasıl yetiştiler? Ve bu konuda ciddi bir araştırmaya girdim. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni adeta mesken edindim. Aylarca, belki de yıllarca süren çalışmaların sonucunda edebiyatçılarımızın çocukluk hatıraları çıktı. Ve büyük bir ilgi de gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı tavsiye etti. Tebliğler Dergisi'nde. Arkasından diğer kitaplar çıktı. Doğrusu şöyle, onlar madem ki model insanlardır, öyleyse çocuklarımıza örnek olabilirler. Şiir yazmak isteyen, roman yazmak isteyen, hikaye yazmak isteyen, deneme yazmak isteyen çocuklarımız da acaba usta şairler, usta yazarlar bunu nasıl yapmış diye merak edebilirler. Bu bakımdan edebiyatçılarımızın çocukluk hatırlarını hazırladım. Hemen ardından yazar olacak çocuklar ve şair olacak çocuklar. İnşallah yakın bir gelecekte de romancı olacak çocuklar var. Böylece bu seri tamamlanmış olacak. Çocuklarımızı teşvik etmeliyiz. Çocuklarımız elbette edebiyatı sevebilir ama biz sevdirebilirsek. Tabii bence sadece edebiyata değil, resme, müziğe ve sanatın diğer dallarına da teşvik edebiliriz. Peki gerçekten şu an hani az önce sorduğu bir soru vardı. Hani gerçekten şair olacak çocuk, yazar olacak çocuk belli olur. Nereden belli olur? Ya da neresinden belli olur? Evet, haklısınız. Bence Cenab-ı Allah her insana bir kabiliyet vermiştir. Bu ille de edebiyatçı olacak değil. Ressam olabilir, müzisyen olabilir. Hayal güçleri mi geniş oluyor? Biraz hayal gücüyle alakalı ama biraz da çevresinin uyanıklığıyla alakalı. Yani bir öğretmen edebiyatçı olacak olan öğrencisini keşfedebilir. Bir anne veya baba müzisyen olabilecek çocuğunu keşfedebilir. Nasıl anlaşılır? Sesi güzeldir, müziğe yatkındır. Arasında türkü söyler çocuk mesela, şarkı söyler. Demek ki bu müzisyen olabilir. Veya elinde sürekli bir kalem çizgi çiziyor. Yani resim yapıyor değil mi? Demek ki ressam olabilir eğer güzel çizgileri varsa. Veya çocuk mesela bol bol şiir okuyor. Çok roman okuyor, çok hikaye okuyor. Demek ki bunda bir edebiyatçı kumaşı var diyebilir anne, baba. Kumaş olmakla olmak arasında fark var ya. Çünkü çocukluğumuzda biz de mesela çok kitap okurduk. Tamam. Çok severdik kitap okumayı ama bunu hayata geçirmek noktasında ya. Mesela şiir okumakla şair olmak arasındaki fark. Haklısınız. Şöyle, tabii çocuklar bana göre cevherdir. Ama anneler, babalar ve öğretmenler o cevheri mücevhere çevirebilir. Cevherken mücevher olabilir. Cevher bildiğiniz gibi doğal olan maden. Ama onu mücevher yapmak annenin, babanın ve öğretmenin elinde. Nasıl olacak? Teşvik edecekler. Mesela okumayı çok seven çocuğa bazı kitaplar hediye edecekler. Bir şeyler yazıyor musun? Bir öyküm, bir şiirin var mı diyecekler. Onları alıp icabında o çalışmaları dergilerde yayınlatacaklar. Değil mi? Gazetelerde, sitelerde yayınlatacaklar. Böylece birçok edebiyatçı gün ışığına çıkabilir. Zaten bütün sanatkarlar, özellikle edebiyatçılar, bilhassa çocukluk yıllarında keşfedilmişler. Hı hı. Çocukluk yıllarında birileri onları bulup ondan sonra büyük edebiyatçılarla tanıştırmış ve böyle başlamışlar. İşte Ahmet Rasim'i diyelim ki Ahmet Mithat Efendi ile tanıştırıyorlar. Necip Fazıl'ı Abdülhak Hamit ile tanıştırıyorlar. Kendi ustalarıyla da tanıştırıyorlar. Elbette. Değil mi? Çünkü onlar da çok önemli. Tabii usta çırak münasebetiyle zaten sanat devam eder. Yani şimdi günümüzde birçok kişi var ki kendi elinden şiir yazıyor. Evet. Ama hiçbir ustayı tanımıyor.
hiçbir yazarı okumamış ve kitap da çıkarıyor ama onlar iyi edebi eser olmuyor. Neden? Evet. Çünkü bir ustanın rahle-i tedrisinden geçmemiştir. Demek ki nasıl zanaatlerde, yani terzilikte, marangozlukta, berberlikte, bütün zanaatlerde usta-çırak münasebeti varsa, evet, öyle değil mi? Yani hiçbir kimse bir anda marangoz ustası olmuyor. Önce çırak, sonra kalfa, sonra usta oluyor. Edebiyatta da, sanatta da bu böyledir. Ama bu çok ön planda değildir aslında. Değil. Efendim şöyle, bazı gençlerimiz kendilerini bir anda usta koltuğuna oturtuyorlar. Hmm. Ve yazmaya başlıyorlar. Ben iyi şairim diyorlar. Onu demek doğru değil. Onu başkaları demeli. Önce çırak olduğunu kabul etmeli. Bu konuda örnek bir şahsiyet var. Allah rahmet eylesin, Orhan Şahin Gökyay. Büyük şair, büyük edebiyatçı, büyük alim. 90 yaşlarına geliyor ve çevresine diyor ki halen, ben bir çırağım, bir öğrenciyim ve her gün yeni şeyler öğreniyorum. Yani evet, insan bunu kabul ederse bence gelişme kaydeder. Yeter ki ustalıktan önce çıraklığa, sonra kalfalığa geçsin. Biliyorsunuz Mimar Sinan bile, evet, çıraklık eserim diyor bir cami için, birisi için kalfalık, birisi de ustalık eserim. Yani edebiyatta da böyledir. Evet. Şimdi reklama geçeceğiz ama onun öncesinde şey diyorum ben, hani az önce bahsettik, edebiyatçıların kendisini diğerlerinden farklı kılan bir takım özellikleri vardır. Evet. Az önce dedik işte çevresi bir camiası vardır. Tabii. Ama edebiyatçı olduktan sonra itibaren de farklı bir, yine başta aslında Kübra'nın söylediği şeye geleceğiz, bir benlik algısına kapılırlar. Evet. Şimdi bu hani usta çırak dışında bir şey, belli bir süre sonra bir bakarsınız ki hani çevresinden uzaklaşmıştır, yalnızlaşmıştır. İçine kapanmıştır. Evet, bunu da kendisi tercih eder aslında bir yerde. Evet. Yani ortamlara girmez, çok meclislere katılıyordur ama girmemeye başlar. İşte ilişkisi olduğu insanlarla iletişimini keser. Bunun işin doğasında var olan bir şey mi? Evet. Yoksa yani o mesela edebiyat bir süre sonra insana böyle bir şey özellik mi kazandırıyor? Yani edebiyat insanı asosyalleştiriyor mu diyorsunuz? Asla ve kat'a. Bence tam tersine, edebiyat son derece sosyal bir iştir, bir meslektir ve edebiyatçılar bana göre dünyanın en sosyal insanlarıdır. Ama örnek bu tam tersi bütün örnekler. Hayır, örnek vereyim. Necip Fazıl edebiyatçı ama toplumun içinde var. Dergi kuruyor, Büyük Doğu'yu kuruyor, konferansları veriyor, geziyor, dolaşıyor. Aslında belli başlı bütün edebiyatçılara bakalım. Yahya Kemal öyle, Necip Fazıl öyle, günümüzde Sezai Karakoç öyle. Ya yani bir bakıma çevresinde bir genç grubu var, ziyaretçiler oluyor. Ama belki zaman zaman edebiyatçıların bir kuluçka dönemi olabilir. Hmm. İçine kapanma dönemi olabilir. Onu da makul görmek lazım. Neden? Yeni bir eser ortaya koyacaktır. Belki bir roman yazacaktır. Şimdi her gün bir yerlere giderse elbette o romanı yazamaz. Belki bir 6 ay kapanması lazım. Onu hoş görmek lazım. Ama sürekli inzivaya çekilen bir edebiyatçı bana göre edebiyata riayet etmiyor. Çünkü edebiyat var olan güzelliği paylaşmaktır. Evet. Sanatlar da öyledir. Düşünebiliyor musunuz? Mesela bir ressam bence resimlerini yaptıktan sonra onları sergilemeli. Bir müzisyen bestelerini paylaşmalı. Bir edebiyatçı da yazdığı eserleri, yazdığı şiirleri toplumla paylaşmalı ki o güzellikleri başkaları da görsün. Çünkü bu bir emanettir. Sanat bana göre insana verilen bir emanettir. O emaneti topluma yaymak lazım. Evet. Saklamak değil. Evet. Teşekkür ederiz. Şimdi reklama bir geçelim. Peki. Sonra tekrar devam edelim sohbetimize. İnşallah. Reklamlardan sonra tekrar birlikte olacağız. Tanız zor değil. Kim demiş tanız zor diye? Tanız zor muymuş tanız? Yok canım. Tanız. Ay 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 ay. Tanız. Dünyanın en iyi kadın tenisçileri TEP BNP Paribas İstanbul Cup'ta bir araya geliyor. Dev buluşma 13-20 Temmuz'da Koza World of Sports Arena'da. Ya bu tanız zormuş ya. Bence bizim kızlar oynasın. Huzniaki oynasın. Haydi hep beraber tanısa gidelim, benim canımsınız. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuyorsan yüksek yerlerde tanıdıkların olur, finansı merkezinde öğrenirsin.
Global Experience Kampüs deneyimi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. Ramazan geldi, hoş geldi. Makro ve uyuma indirimleriyle geldi. Makro ve uyumda bu hafta 8'li 250 mililitre Coca-Cola 5 liraya indi. Hiçbir şey geleceğimizden daha önemli değildir. Ambalaj atıklarını çöpe atmayalım. Ayıralım. Dünyada ilk ve tek içi cam dışı pet, cam pet şişede limonata. Doğanay limonata. Cam pet, cam pet, cam pet be. Doğanay limonata, cam pet be. Cam pet, cam pet, cam pet be. Doğanay limonata seninle. Çoz gibi, çoz gibi. Çoz gibi, çoz gibi. Yenilenen muhteşem lezzetiyle Doğanay limonata, içi cam dışı pet, cam pet şişede. Üstelik koruyucu içermez. Alışkanlıklar değişecek. Türk Telekom'da herkesin bir teknokumbarası var artık. Teknokumbaranızda da bir sürü teknoparanız olacak. Bir sürü hediyeler kazanacaksınız. Hemen teknokumbara.com.tr'ye girin. Tabletlerden hediye çeklerine, sinema biletlerinden telefonlara, tatillere, istediğiniz hediyeleri teknoparalarınızla bedava alın. Teknopara para, teknopara dar. Sevgili İkiz Aynası izleyenleri, bugünkü konuğumuz edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, tabii yani 40 tane kitap, hangisinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz. Ama bir de işin sizin kaleme aldığınız mizahla ilgili kitaplarınız da var. Mizah alanı, hani bu kitaplarınızın yanında nerede duruyor? Çok fazla üzerine kalem oynatılan da bir alan değildir. Mizahı biz genelde karikatürlerde, işte tiyatrolarda, filmlerde, sinemada, beyaz mizah dergilerinde. Evet, dergilerinde daha çok görürüz ama mizahla ilgili bir şey kaleme almak, yani bir kitap, bir eser üretmek. Evet. Nasıl? Şimdi 40 kitaptan söz ettiniz. Evet. 41. kitabı da getirdim ki 41 kere maşallah. Maşallah, maşallah, peki oluyor. Efendim, mizah tabii ki çok önemli. Evet. Gerçekten mizah ciddiye alınması gereken bir alan. Ve biliyorsunuz günümüzde toplumda insanlar çok fazla böyle geriliyor. Asabiyet has safhada. Yani Ramazan'la biraz yumuşadık Allah'a şükür ama evet. Ramazan'dan öncesini düşünün. Neredeyse insanlar böyle kavga etmek için bahane arıyor. Halbuki biz aslında hoşgörü medeniyetine sahip bir toplumuz. Osmanlı'da hoşgörü var, mizah var, tebessüm var, iyilik var. Yıllar önce, 2000'li yıllarda baktım ki hissettim, yani böyle bir atmosfer var. Öyleyse bunu biraz yumuşatmak lazım. Evet. Peki bir edebiyatçı olarak nasıl bir şey yapabilirim? Hı hı. Oturdum, bir mizah kitabı hazırladım. Edebiyatımızın güler yüzü. Niçin edebiyatımızın güler yüzü? Çünkü hakikaten edebiyatımızın güler yüzü çok güzel aslında. Farkında olmadığımız. Ve uzun ciddi bir araştırma yaptım. Ahmet Yesevi Hazretlerinden günümüze kadar yüzlerce yazar ve şairimizin nüktelerini topladım. İnanın bu 41 kitap arasında beni en çok yoran kitap bu oldu. Neden? Çünkü hem araştırma yapıyorsunuz, Osmanlıca eserleri inceliyorsunuz. Evet. Bir de bu kitabın özelliği, özellikle 40 yıldır devam ettiğim bazı sohbetler var, toplantılar var. Oralardan aldığım notlar var. Tabii kitabın neredeyse 1/3 ilk defa kayda geçiyor. Hmm. O nükteler ilk defa yayınlanıyor. Tabii kitap büyük bir ilgi gördü. Basında yer aldı. Edebiyat öğretmenleri çok mutlu oldu. Neden? Çünkü hocam diyorlar, biz artık evet derse başlarken artık edebiyatımızın güler yüzüyle başlıyoruz. Mesela Mehmet Akif işleyeceğiz. Eskiden girdiğimizde mefailun, mefailun, mefailun diye başlardık. Tabii çocuklar bezerdi, sıkılırdı. Şimdi önce
kitaptan 5-6 Akif nüktesi seçiyoruz. Onları paylaşıyoruz öğrencilerle. Tabii öğrenciler kahkaha atıyor, gülüyor, hoşlarına gidiyor. Vay be, Akif de bayağı esprilimiş diyorlar. Ya da yakın hissediyorlar bir şekilde, değil mi? Sempati doğuyor. O sempatiden sonra Akif'in dersini işleyince, safahatı anlatınca çocukların hoşuna gidiyor. Yani böyle bir kapı açıyor adeta. Tabii bu kadar ilgi görünce oturdum. Bu sefer tarihimizin güler yüzünü yazdım. Evet. Orada da daha çok tarihi şahsiyetler var. Ve son olarak mizahın izahı. Orada da diğer bütün alanlarda nükte söylemiş şahsiyetler. Bu üç kitap bence bir boşluğu doldurdu. Çünkü mizah edebiyatımız biraz evet. yoksuldu doğrusu. Pek kitap yoktu o alanda. Dolayısıyla böyle mizahı seven seyircilerimize tavsiye ederim. Evet, hatta güzel olur. Hiç kitap okumayan bir arkadaşım aynen şu itirafta bulundu. Abicim dedi, sana itirafta bulunurum. Hayatım boyunca hiçbir kitap okumadım. Ama edebiyatımızın güler yüzünü, ki 600 sayfa yakın, başından sonuna kadar okudum. Bu benim hoşuma gitti tabii. Yani bir kitabın ilk defa. Peki insanlara güzel bir enerji veriyor o kitaplar. Evet de. Yani kitaplara mesafeli duranlar bence bu mizah kitapları tavsiye edilebilir. Bir yol açıcı olabilir. Arkasından diğer kitaplar da gelebilir. Evet, bir de Babali'de Hayat aslında sizin. Evet, Babali'de Hayat benim hayatım. Çünkü ben 18 yaşında Cağaloğlu'na geldim. Bir bakıma Babali'nin evladı sayılırım. 23 yıllık gazetecilik hayatımın büyük bir bölümü evet, orada birçok geçti. Birçok gazetede de yazdınız. Ona yakın yani. Gazetede çalıştım. Tabii Babali aslında bizim rüyamız, kızıl elmamız, hülyamız, ülkümüz, her şeyimiz. Ama son yıllarda biliyorsunuz Babali terk ediliyor. Turistik bir mekana dönüşüyor. Halbuki Babali'nin üstümüzde hakkı çok. Neden? Çünkü Osmanlı döneminde siyasetin merkezi. Osmanlı'nın evet. son döneminde biliyorsunuz sadrazam yani başbakan Babali'de oturur. Cağaloğlu'nda otururdu. Şu anda valinin olduğu binada evet, otururdu. Sonra tanzimattan sonra gazetecilik başlıyor. Bütün gazeteler Cağaloğlu'nda çıkıyor. Babali'de yayınlanıyor. Ahmet Mithat Efendiler, Ziya Paçalar, Namık Kemaler vesaire. Sonra yayın merkezimiz yani bütün yayın evleri orada kuruluyor. Sonra dergilerin tamamı neredeyse orada çıkıyor. Yani siyasetin, basın dünyasının, yayın dünyasının ve dergicilik aleminin adeta merkezi. O yüzden rahmetli Atilla İlhan yıllar önce Türkiye'nin kalbi İstanbul'da, İstanbul'un kalbi Babali'de atar demişti. Ama bu kalp Bitiyor. Yavaş yavaş durmaya başlayacak. Atışları azaldı. Neden? Çünkü önce gazeteler terk etti. Şimdi maalesef bazı yayın evleri de ayrılıyor. Ve turistik bir mekana dönüşüyor. Peki bunun sebebi sadece hani tabii gazetelerin oradan gitmesi büyük bir kopuş olmuştur. Elbette. Ama mesela diğer dediğiniz gibi bu yayın evlerinin gitmesi, onu neye bağlıyorsunuz? Yani bir bu göçü evet. neye bağlıyorsunuz? Haklısınız. Gazeteler belki şu bahaneyle, şu vesileyle gitmiş olabilir. Yani bizim tesislerimiz var, evet, matbaalarımız var, sığamıyoruz, Cağaloğlu dar geliyor dar diyebilirler. Geliyor, evet. Hakikaten de öyle. Gerçi onlar da temsilci bulundurabilirlerdi. Yani İki Telli'ye, Yeni Bosna'ya, efendim diğer semtlere taşınsalar bile. Yani plaza şeyi oluşmaya başladı. Anladım, olabilir. Ama yayın evleri için böyle bir şey gerekmiyor. Yayın evi bir apartman dairesinde kurulabilir. Bir büroda kurulabilir. Yani bu kadar geniş bir alana ihtiyaç hissetmiyor yayın evleri. Ama yayın evleri de belirttiğiniz gibi gerçekten Cağaloğlu'na tam sahip çıkmadılar. Halbuki her yayın evi bir mekan alsa bugün Cağaloğlu boydan boya yayın evlerinden oluşuyor olacaktı. Ya bu konuda sadece... Peki o ruh var mı? Evet. Şimdi hep şeyden bahsediyoruz. Oradan gittiler, göç oldu falan diyoruz ama orada olmasının bir önemi olmasın. Yani orada olmasının bir sebebi oranın ruhunu oluşturması. Elbette. Eğer oranın orada ruh oluşturmuyorsa, yayın evleri için de söylüyorum aynı şekilde gazete için de, orada olmasının manası var mıdır? Şimdi haklısınız. O ruh giderek kayboluyor. En son evet, Sezai Karakoç ve Diriliş Yayınları Fındıkzade'ye taşındı. Tabii buna da çok üzüldüm. Keşke yayın evleri tekrar dönse. Çünkü Cağaloğlu önemli bir muhit. Yani orada kültür hayatı canlı tutulabilir. Bakın bazen haberlerde görürüz. Beyoğlu'nda bir eski pastane veya bir eski bina yıkılıyor, kıyametler kopuyor. Ama Cağaloğlu, Babali elden gidiyor, basınımızın da pek umurunda değil. Yani hiçbir haber göremiyorum. Belki benden başka da kaleme oynatan yok. Halbuki Babali'ye sahip çıkmak bir bakıma kültürümüze, medeniyetimize sahip çıkmaktır. Neden? Necip Fazıl orada dolaşmış. Ahmet Mithat Efendi gazetesini orada kurmuş.
Sezai Karakoç ilk kitabını orada çıkarmış. Tarih var tabii ki. Büyük Doğu Dergisi orada çıkmış vesaire. Bu bakımdan Bağbari'de Hayat kitabımı hazırladım. Orada eski usta gazetecilerle yaptığım söyleşiler var. Konuşmalar evet. var. Hiç olmasa dedim adını bu yaşatalım. Bu şekilde yaşatalım. Belki birilerine bir ikaz olur, hatırlatma olur. Evet. Çünkü Bağbari'de Hayat gerçekten güzeldir. Ben 35 yıl, 40 yıl yaşadım. O hayatı herkese tavsiye ediyorum. Bence tam ölmemiş, ümitsiz değilim. Günün birinde bir kahraman çıkacak. Bu İstanbul valisi mi olur, kültür bakanı mı olur, başbakan mı olur bilemem ama Bağbali'ye el koyacak, onu tekrar eski hüviyetine iade edecek diye Mehmet Bey, şimdi düşünüyorum. Bu kopuşun sebebini neye bağlıyorsunuz? İlgisizlik dışında ne bileyim belki sebep olarak bir sebep gösterecek olsa somut bir nedeni yani var mı? Yani tabii modernizm bizde bazı yenilikler de getiriyor. Yani plazada sanki daha iyi gazetecilik yapılır ya zannediliyor. İnanın alakası yok. Ben bir holdingin bir dergi çıkardığını ama tek sayı çıkarabildiğini gördüm. Ama bir yanda birkaç delikanlının yıllardan beri çok güzel idealistçe bir edebiyat dergisini devam ettirdiklerini biliyorum. Demek ki her şey parayla pulla olmuyor. O inanç, o idealizm olduktan sonra dergide devam eder, gazetede devam eder, yayın evinde. İnşallah o idealizme tekrar kavuşuruz. İnşallah. Peki şimdi biraz da biliyorsunuz Ramazan'ın başından beri aktif halde olan 33. düzenleniyor bu yıl. Evet. Kitap yani Ramazan Kitap Fuarı adıyla geçiyor. Yani, Türkiye Diyanet. Türkiye Diyanet tarafından düzenlenmiş bir fuar. İşte Beyazıt Meydanı'nda kurulan bir çadırda hizmet veriyor. Bir de bunun tabii kitap bereketiyle, Ramazan'ın bereketiyle giriyor ancak ben de defalarca gidip oraya haber yapmışımdır yani. İşte yayın evleriyle falan görüşme fırsatım çok oldu. Bir de çadırımız var biliyorsunuz yani meydanda işte özellikle yazarların belli dönemlerde, belli zamanlarda gidip orada konuşma yapıyorlar. Sohbet ediyorlar. Siz de bu sohbetlere şahitlik ediyorsunuz. Evet. Dördüncü yılı dedik az önce de konuşmamızda. İlk başlardan bugüne nasıl bir dönüşüm var? Özellikle o sohbetlere nasıl bir yaklaşım var? Evet. Tabii fuarlar çok önemlidir. Ben fuarları çok seviyorum. Hele İstanbul'da fuarın ayrı bir anlamı var. Ramazan'da olması çok daha önemli. Türkiye Diyanet Vakfı'nın başında olduğu bir kurum. Ama Kültür AŞ'nin, Basın Yayın Birliği'nin, Eskader'in katkıları var, destekleri var. Ve 33 yıldır devam ediyor. Türkiye'de 33 yıl bir fuarı devam ettirmek kolay değil. Gerçekten kolaydı. Ama başarıyla devam ediyor. Ve Beyazıt Meydanı, İstanbul'un en merkezi mekanı olan Beyazıt Ramazan'la şenleniyor ama kitap fuarıyla da canlanıyor. Hı hı. Bir gidip bakıyorsunuz herkes oralarda. Ben o bakımdan çok mutluyum. Yani dördüncü yıl bu sohbetler başlıyor. Bir de sohbetler başlatıldı. Eskader'in katkılarıyla. Evet. Bu sene Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yapılıyor. Türkiye'nin seçkin yazarları, aydınları gelip sohbet ediyorlar. Her gün saat 6 ile 7 arasında. Evet. Tabii fuara gelenler, kitap almak için gelenler sohbeti de dinliyor. Sohbeti dinlemeye gelenler fuarı da dolaşıyor. Böyle bir güzellik var. İmza günleri yapılıyor malum. Ben Beyazıt Meydanı'nın fuar için çok elverişli bir mekan olduğuna inanıyorum. İlk başlarda yayıncılar kızmışlardı. Evet. Ya Sultanahmet varken hiç. Halbuki Sultanahmet Camii'nin avlusundaydı sadece fuar. Ama burada koca bir meydan. Bakın şimdi Beyazıt Devlet Kütüphanesi bir bakıma işin içinde. İnşallah önümüzdeki sene Hat Eserleri Müzesi'nde sergiler yapılabilir. İstanbul Üniversitesi'nin bazı bölümleri o fuara katkı sunabilir. Sahaflar gelebilir. Mesela o Süleymaniye'ye kadar giden o yolda sahaflar kurulabilir yine Ramazan ayı boyunca. Yani Ramazan bir şenliktir, bir şölendir. Ve şu çok önemli, Beyazıt Meydanı aslında geçmişte de böyle bir meydandı. Osmanlı'da da bir meşhur yeriydi. Hı-hı. Mesela Ramazanlarda özellikle hattatlar gelip eserlerini sergiliyorlarmış. Türkistan'dan bazı vatandaşlar, esnaf, tüccar gelip eşyalarını sergiliyorlarmış. Yani dolayısıyla tam kimliğine kavuşmuş oldu bu fuarla diye düşünüyorum. Bu toplantılar da çok önemli. Çünkü her gün bir aydınla tanışıyor dinleyiciler. Hı-hı. Kitap imzalatıyor. Sonra fuara dolaşıyor. 180 yayın evi. Ve on binlerce kitap. Evet. Muhteşem bir şölen. Evet. Ben gerçekten seyircilerimizden şu ana kadar fuara gitmemiş olanları bir an önce. Evet, mesela bugün. Gibi. Bugün giderlerse inanıyorum ki yarın da gidecekler. Evet. Neredeyse her gün gidecekler. Bundan tavsiye ediyorum. Diyen alaka nasıl sizce? Nasıl?
başladığından itibaren ve her sene ilgi alaka değişiyor. Yayın evleri de bunu elbette, söylüyorlar. Elbette. Ama bu sene nasıl sizce? Bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene de iyiydi ama bu sene daha iyi olduğunu söylüyor yayıncılar. Mesela geçen sene ilk günler, ilk hafta biraz tenha geçmiş. Ama bu yıl ilk günlerden itibaren bir ilgi var. Herhalde havaların da güzel olması, serin olması bunu etkilemiş. Belki de insanlar çok dışarı çıkmadılar bu Ramazan'da. Belki onunla alakalı olabilir. Evet ama bu sene çok canlı ve güzel geçiyor. Siz şimdi Kübra'nın o sorusuna ek olarak ben şey diyeceğim size. Bu diyorduk ki hani Sultanahmet'te özellikle Fatih Camisi'nin olduğu meydanda. Şimdi bu o hani geçen sene bu ilk geçti geçen sene ondan önceki senelerde ben gidip haber yaptığım zaman da bunu görüyordum mesela. Orada bir takım yayıncıların işte çadırlı olmasının bir takım dezavantajlarını da söylemişlerdi bana. Evet. İşte şartlar işte çok sıcak hava, ortam çok böyle şey bir ortam değil, rahat ama bir bu, ortam olmadığına bu dair. Bu son senelerde çok iyi. Çok serin. İnanın bazı vatandaşlar o serinliği hissetmek için içeri giriyor. Yani o kadar güzel ki bir sefer serin bir ortam ve standlar var, kitaplar var, yeni çıkan kitaplar var. Ben birçok aileyi gördüm. Birçok aile çoluk çocuğuyla fuarı dolaşıyor. Hatta isterseniz unutamadığım bir hatırayı nakletmek istiyorum. Benim Sefertası kitabımın çıktığı yıl, 3 yıl önceydi. Yine Beyazıt Kitap Fuarı'nda imza günüm var, Çağrı Yayınları'nda. Ondan sonra tabii bana hediye edilen bir sefertasını da götürmüştüm. Böyle tarihi bir sefertası. Üstüne de şekerler koymuştum. Ve çocuklara özellikle soruyordum. Bu nedir diye. Tabii çocuklar sefertasını bilmiyor. Evet. Anne babaları biliyor ama çocuklar bilmiyor. Bir kız çocuğu geçti anne babasıyla beraber. Sarı saçlı, mavi gözlü, çok tatlı. Bu ne dedim. Baktı. Şeker tası dedi. Yani yılların sefertası. Bir anda şeker tası tabii o şeker tasındaki... Şekerlerden çocuklara da veriyordum. Evet, aslında güzel. Çocukları fuarlara taşımak lazım. Bence bilinçli anne babalar çocuklarını kitap fuarlara... Kitap serisi böyle belki. Çocuk kitapları da çok var. Yani elbette. Neredeyse yarısı çocuk var. Kitabı yani. Tabii. Bazen kıskanıyorum. Keşke kitap çocuk olasın. Öyle imkan da artık eskisinden çok çok daha yaygın. Her yayın evi neredeyse çocuk yayıncılığı yapmaya başladı. Ve ciddi kitaplar basılıyor. Yani gerçekten çocukların zevkle okuyacağı çok güzel kitapları yayınlanıyor. Şimdi her sene bir takım işte fuarın öne çıkan yazarları kitapları olur ama hep böyle tartışmasız en çok satan kitap musafımız işte Kur'an-ı Kerim olur. Evet. Onunla ilgili çalışmalar olur. Bu denge sürekli değişiyor mu? Siz onu takip edebiliyor musunuz? Mesela işte her fuar sonrası böyle bir dokümantasyon yapıp işte bu fuarda hangi yayınlar ön plana çıktı veya ne tür kitaplar satıldı yönünde? Şimdi bir espriyle karşılık vereyim. Şimdi her yazara sorsanız fuardaki en iyi kitap hangisi? Benim kitabım diyecek. Neden? Çünkü her yazar kendi kitabını önemser haklı olarak. Evet. Aslında tabii çok satmak o kadar da önemli değil gerçekten. Hatta bizim Dursun Hoca'nın söylediği güzel bir söz var. Çok satan ama hiç okunmayan kitaplar da var. Evet moda kitaptır. Çok da satılıyor. Reklamı çok yapılmıştır. Vatandaş alıyor ama okuyamıyor. Bence ona aldanmamak lazım. Bence her okur, bilinçli okur, fuarı dolaşmalı, gezmeli, ruhuna hitap eden güzel kitapları almalı, okumalı. Bu bence daha doğru. Aksi takdirde sadece listelere bakıp, aa bu çok satıyor, hadi gidip onu alayım demek bence sağlıklı bir yol değil. Evet, mümkün mertebe okunacak kitaplar almak. Elbette, demek. Mutlaka çok çeşit çok. Felsefi kitaplar, dini kitaplar, tasavvufi kitaplar, edebi kitaplar yani yüzlerce alanda çok güzel, çok kıymetli eserler yayınlanıyor. Bu Diyanet tarafından düzenlendiği için TÜVAF Fuarı dini yayın üzerinden bir sadece algı. Sadece dini yayınları yok ama. Ha, öyle bir algı oluşmuştu hatırlarsanız. Tabii. Yani sürekli olarak sanki dini yayınlar üzerine diğer fuarlarla kıyaslanmıyordu mesela. Haklısınız ama hep farklı bir yerde duruyordu. İlk başlarda öyleydi. İlk yıllarda yani 1981'de ilk olarak yayınlandı. İlk yıllarda daha çok dini kitaplar teşhir ediliyordu Sultanahmet'teyken. Ama son yıllarda felsefi, edebi kitaplar çok ve zaten adı da değişti. Türkiye evet. Kültür ve Kitap Fuarı oldu. Evet, doğru. Dini yayınlar fuarı değil. O eskidendi. Dolayısıyla her çeşit kitabı bulmak mümkün. Peki şeyi karşılıyor mu mesela? Diğer fuarları biliyorsunuz. Diyanar fuarları var işte şeyde TÜYAP fuarı var. Biliyorsunuz oralarda çok geniş mekanlarda fuar. Siz oralara da gidiyorsunuzdur elbette, eminim. Elbette. Şimdi oradaki fuarlar arasında bir kıyaslama yapacak olursanız bu şey açıdan söylemiyorum yani popülasyon açısından söylemiyorum. Tarz,
fuara olan yaklaşım evet. açısından söylüyorum. Nasıl bir fark görüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ben İstanbul'da şu anda 3 büyük fuar var. Evet. Bu fuar, Beyazıt'taki kitap fuarı, TÜYAP'ın fuarı ve evet. Dünya Ticaret Merkezi'ndeki evet. fuar. Ben üçünü de seviyorum, üçü de devam etmeli. Ama en çok doğrusu Beyazıt'taki fuara destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Çünkü merkezi bir yerde ve yeni burada yer almaya başladı. Bence her fuarın mutlaka hitap ettiği bir kitle var. TÜYAP'a daha çok gençler, çocuklar gider. Beyazıt'taki kitabın okucuları da farklı olabilir. Ama bence bir okucu ayrım yapmadan bütün fuarları dolaşmalı. Koca Hı. İstanbul'da 3 büyük fuar var. Bunları evet. dolaşmak da zor bir şey değil. İnanın o kadar zenginlik var ki fuarda. Mesela aklıma şimdi geri veren Ötüken Dergah, Kubbealtı, Çağrı, Nesil mesela yüzlerce, 180 yayın evi kitaplarını sergiliyor. Bence bu bir fırsat. İnanın İstanbul dışından gelen kitap severler var. Sırf fuar için. Mesela Kocaeli'nden, Bursa'dan, Edirne'den geliyor. Bütün kitap ihtiyacını o fuardan temin ediyor. Ve öyle olması lazım. Aksi takdirde mesela Edirne'deki kitapçıda bulamıyor kitapları. Değil evet. mi? Veya Bursa'da veya da Kocaeli'nde. Dolayısıyla fuarlar bir bakıma turizmi de teşvik ediyor. Yani kalkıp civar illerden, ilçelerden gelen birçok kitap sever var. Bence bu anlamda fuarlar çok faydalı. Hele Beyazıt Kitap Fuarı bence birincide oynayacak. Evet. Güzel. Şimdi hep fuar ama şimdi de diyoruz yani az önce de bahsettiğimiz biz fuarlara giderken gitmeliyiz şey yapmalıyız diye. Bir de Ankara'daki diyorsun aynı zamanda açılıyor. Evet. Ankara'da ve İstanbul'da. Şimdi oranın tabii biraz daha muhitinin farklı olması ilgiyi de alakayı da daha böyle şey yapıyor mu? Çünkü biliyorsunuz İstanbul Ankara'dan iki katı büyüklüğünde bir evet. nüfusa sahip tabii. bir şehir. Ama Ankara'da tam ters bir etki de olabilir. Evet, bu etkiyi oradaki nasıl? Açlıktan kaynaklanan şimdi, bir haklısınız. İlgi de olabilir. Sadece Ankara değil aslında artık Anadolu'nun birçok şehrinde fuarlar açılıyor. Evet. Bakın 1980'li yılları hatırlıyorum. Sadece Ankara'da ve İstanbul'da fuar vardı. TÜYAP'ın ve Diyanet'in düzenlediği bu iki fuar. Ama şimdi neredeyse her ilimizde fuar açılıyor. Mesela geçen yıl benim memleketim olan Siirt'te bile kitap fuarı açıldı. Hı. Evet, birinci Siirt kitap fuarı açıldı 2013'te. Bu sene ikincisi açılacak. Bu ne demek? Yani Güneydoğu'da bile bir şehirde fuar açılıyorsa demek ki Kayseri'de, Maraş'ta, Konya'da, Samsun'da her yerde açılıyor demektir. Ve bu ne demek? Aslında vatandaşların büyük ilgisi var demek. Talep olmasa fuar açılmaz. Vatandaşlar kitapları görmek istiyor, incelemek istiyor. Evet. Niçin sadece Ankara ve İstanbul'da bu fuarlar olsun ki bizim 79 ilimiz daha var. Evet. Onları mahrum kalmamalı. Dolayısıyla bu son gelişmeler yani fuarların yaygınlaşması bence son derece iyi. Bu konuda TÜYAP başarılı, birçok yerde fuarlar açtı. Diyanet de başladı birçok yerde fuar açmaya. Bence büyük kurumlar Türkiye'nin hemen hemen her ilinde hatta ayrım yapmadan 81 ilinde, şehrinde fuarlar düzenlemek. Keşke. Evet. Yani hiçbir vatandaşımız mahrum kalmamalı, kitaptan uzak olmamalı. Evet. Şimdi biraz diyorum şeyden de bahsetsek mi acaba? Program bitirmeden önce bir ek bir şey yapalım. Şimdi aslında benim aklıma az önce bir okur okuma alışkanlığı üzerine bir şey gelmişti. Fuar sorusunu sormadan önce. Evet. Şimdi okuma alışkanlığı herkesle de bu yazarlar da bunu kendi bir şekilde kendilerine göre anlatıyorlar, konuşmaya çalışıyorlar bu anlamda işte evet. bu yönelişin değişmiş olması, dilin hatta edebiyatta kullanılan dilin bile daha değişik bir boyuta taşınması ile ilgili olarak. Şimdi bu tabii kitaplara yazılmasından tutun, alınması, satılması anlatabildim mi? Yani bu şeyi de çok etkiliyor. Evet. Şimdi siz mesela son hatta Selim Bey'le, Selim İleri ile konuşmuştuk bu konuyu. Dil çok değişti. Tarz çok değişti. O mesela kendi fikrimi söylemişti. Ben son dönem yazarları okuyamıyorum. Farklı bir tarzda, farklı bir anlayışla yazıldığı evet. için demişti. Roman, özellikle roman alanında daha çok bunu hissettirdiğini söylemişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda benim yazı ve editörlük derslerim var biliyorsunuz. Hı hı. Öğrenci yetiştiriyoruz orada. Şunu söylüyorum, hiçbir yazar ayrımı yapmayın. Her kitabı inceleyin, hoşunuza giden kitapları seçin. Çünkü herkes kendi ruhuna hitap eden kitabı mutlaka bulur bir şekilde. Bence edebiyatta yenilikler normaldir. Yeni gelişmeler de oluyor. Tabii bazı kitapların tanıtımı çok fazla yapılıyor. Onu da olağan görmek lazım. Ama benim kanaatim şu ki, iyi okuyucu
iyi kitabı, iyi yazarı eninde sonunda arar bulur. Bakın Tanpınar mesela unutulmuş bir yazardı, öyle değil mi? Evet. Abdülhak Şinasihisar öyle, Safiye Eroğlu öyle, Ziya Osman öyle. Evet. Bugün onlara bir ilgi var. Neden? Çünkü iyi okuyucular arayıp o değerli yazarları ve eserlerini bulabiliyor. Evet. O bakımdan bugün mesela kitapları az satan yazarlar bence üzülmesin. Belki 10 yıl sonra keşfedilecekler veya 5 yıl sonra. Evet. Tanpınar kitapları çıktığı zaman 1940'lı yıllarda hiç okunmuyordu. Ama bugün herkes Ahmet Hamdi Tanpınar'ı okuyor. Demek ki aslında iyi eserler, yani belki kitabın kendi tabiatında var o, değil mi? Zamana direnir. Zamana direniyor. Direnir. Evet. Yani kaybolmuyor, yok olmuyor. Çıkar. Evet. Her dönemde farklı şekilde ortaya çıkıyor. Bu güzel bir şey. Evet evet. Yani o konuda ben hiç ümitsizliğe yer vermiyorum. İyi kitap kendisini bir şekilde belli eder, evet, ve okutur. Evet. Şimdi programı kapatacağız ama kapatmadan önce bir duyuru yapalım. Bugün saat 14 ile 18 arasında Çağrı Yayınları standında sizin imza gününüz var. Önce onu hatırlatmasını yapalım. Teşekkür Daha sonra ederim. Bizim iki tanesi kitabınız efendim. Saat 18 ile 20 arasında Profil Kitap standında imza günümüz olacak. Bekleriz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun imza günümüz. Teşekkür ederim. İlk imza günümüz. Evet. İlk evet, heyecan. Bizim için iyi geçer inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. Sevgili İkizhanesi izleyenleri, bugünkü konuğumuz edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'dı. Yarın yine başka bir konukla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.